Arkadaşlar, Çağdaş Türk ve Dünya tarihinin ilk konusu iki savaş arası dünya. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki olaylar. Hemen şöyle başlayalım. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sonucunda yenen devletler yenilenlerle imzalayacakları barış anlaşmalarının ilkelerini belirlemek üzere Paris Konferansı'nda toplandılar. Özellikle bu konferansta dört büyük devlet var. ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya. Zaten İtilaf Devleti biliyorsunuz bunlar. Burada Almanya'yı, ondan sonra Avusturya'yı, Macaristan'ı ve Bulgaristan'ı paylaştılar. Herkesi paylaştılar. Kimi paylaşamadılar? Osmanlı'yı paylaşamadılar biliyorsunuz. Kavga çıktı. Çünkü Yunanistan paylaşma sonradan ortak edildi. İtalya'dan aldılar İzmir ve çevresini Yunan'a verdiler. İtalya konferansı terk etti gitti. Bir de Bolşevik ihtilaliyle Çarlık Rusya yıkıldıydı. Bundan dolayı değişime uğradı. Ama burada üç önemli karar aldılar. Bir, sömürgeciliğin adını ne diye değiştirdiler? Manda ve himaye diye değiştirdiler. İki, Milletler Cemiyeti burada kuruldu. Üç, İzmir İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verildi. Dediğimiz gibi burada Osmanlı'yı paylaşma konusunda kavga çıkınca Osmanlı'yı paylaşmak için ekstra bir konferans yapılmıştı. 1920'de San Remo Konferansı. Zaten bunu İnkılap Tarihi bölümünde aktarmış idim. Arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes anlaşmalarımız ile barış anlaşmaları ayıklama sorusu gelebilir. Almanya ile önce ateşkesten söyleyelim. Ratandes, Avusturya Macaristan'la Villagusti, Bulgaristan'la Selanik, Osmanlı'yla Mondros. Ola ki şu barış anlaşmalardan biri yukarıya alınır, atılır. Hangisi ateşkestir, hangisi barıştır? İhtimal ki bunların içerisine Sykes-Picot anlaşmasını da koyabilirler. Sykes-Picot neyin anlaşmasıydı hatırlayan var mı? Sykes-Picot, Saint-Jean-de-Maurienne bunlar gizli anlaşmayı da hatırlarsınız. Özellikle Sykes-Picot'u istiyoruz. Çok güzel Betül Hocam. Arkadaşlar Sovyet Rusya'nın Erzincan ateşkesiyle ayrıldığını biliyoruz ama bizim soru değerimiz asıl Brest-Litovski anlaşması olacak. Rusya'nın, Sovyet Rusya'nın savaştan ayrılmasını sağlayan olay Brest-Litovski. Evet arkadaşlar şu adamlardan biri er geç sorulacak. Daha sorulmadı. Sovyet Rusya'nın kurulmasını sağlayan Bolşevik ihtilali lideri kimmiş? Vladimir İlyich Lenin. Bu soruyu bekliyorsunuz arkadaşlar. Lenin. Lenin Bolşevik ihtilal lideridir. 1917'de ekonomide NEP diye bir şey uygulaması var. Açılımını bilmenize gerek yok. Yeni ekonomik politika diye bir şey. Peki Rusya'da devrilen aile kimmiş arkadaşlar? Romanya imiş. Daha doğrusu Romanov ailesiymiş. Romanovları devirdiler. 1924'te vefat edince yerine Joseph Stalin geçti. Joseph Stalin de 5 yıllık sanayi planları ve tarımda kolektifleştirme dediğimiz küçük arazileri birleştirip büyük devlet çiftliği kurulması olayıdır bu. Ki bunlara kolhoz ya da sovhoz diyorlar. Hatırlar mısınız? Türkiye Cumhuriyeti de 5 yıllık sanayi planlarını kimden örnek aldı diye bir soru sorsam cevabınız ne olur? 5 yıllık sanayi planları tabii ki Sovyet Rusya'dan örnek alındı. Çünkü aynı günlerde Stalin kendi ülkesinde 5 yıllık sanayi planı ve tarımda kolektifleştirme yapmaktaydı. Arkadaşlar, Rusya yönetimindeki Türklerin durumuna bakacak olursak, daha doğrusu Müslümanların durumuna bakacak olursak, Kafkaslar'da Çarlık Rusya'sı döneminde Gazavat veya Müridizm denilen bir akım var. Gazavat ya da Müridizm, Kafkasya Müslümanlarının hareketi olup lideri Kafkas Kartalı olarak bilinen Şeyh Şamil'dir. Ki bir arka sayfada hemen fotoğrafı vardır tahminimce koymuş olmam lazım. Evet koymuşum. Bu adam da yine çıkmasını bekleyeceğiniz sorudur. Kafkasya Kartalı kimmiş? Şeyh Şamil imiş. Orta Asya bölgesindeki Türkler ve Kırım'daki Türklere bakacak olursak, Kırım'daki Türklerin lideri ise Cedidçilik Hareketi lideri Gaspıralı İsmail Bey'dir. Türkistan bölgesindeki hareketimizin adına da
Basmacı hareketi diyoruz. Şimdi kodlama yapın. Afkaslar derse Gazavat Müridizm, Kırım derse Cedidçilik, Türkistan, Orta Setürler derse basmacı hareketi. Basmacı hareketi Komünist Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadele lideridir. Hareketidir. Bunun ilk lideri Korbaşı Ergaş idi. Ancak Korbaşı Ergaş şehit düşünce bizim Genelkurmay Başkanımız vardı ya Enver. Birinci Dünya Savaşı kaybedilince Türkistan'a gitti. Basmacıların lideri Enver oldu. Bu işin arkadaşlar fikri boyutunda ise Yusuf Akçura'mız var ki üç tarzı siyaset dediğimiz makalesiyle Turancılığın, Türkçülüğün manifestosunu yazmıştır. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Turancılığı karşılaştırmıştır. Ve tarihçi Zeki Velidi Tokan. Bunların birazdan da fotoğraflarını göreceksiniz arkadaşlar. Fotoğraflar üzerinden çok soru geliyor, o yüzden çok fotoğrafladım. Sen Şamil, Kafkasya Kartalı yazdık mı kafamıza, beynimize yazalım. Kafkasya Kartalı Şeyh Şamil'dir. Evet. Arkadaşlar, Cedidçilik hareketinin lideri, bakın işte bu, Gaspralı İsmail Bey'dir. Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik fikrini savunan kişidir. İsmail Gaspralı. Evet. Şunları geçiyorum, orayı anlattım zaten. Basmacı hareketinin fikri önderlerinden Yusuf Akçura. KPSS'de bir tur soruldu bu. Üç tarzı siyaset isimli eseriyle Turancılığın manifestosunu yazdı. 1912 yılında da Osmanlı'ya gelip Türk ocaklarını kurdu. Ayrıca Atatürk döneminde de Türk Tarih Kurumu'nun kurucusu oldu. Eğer tarihçiyi sorarlarsa ki İstanbul Üniversitesi'ne gelmiştir. 1970 yılında vefat etti. Zeki Velidi Togan hocamızdır. Evet, Enver Paşa'mız da arkadaşlar gördüğünüz üzere basmacı hareketinin liderlerinden olmuştur ki kendisi hatırlarsanız Turancı idi. Turancılık konusunda bir bilmemiz gereken isim de Mirsait Sultan Galiyev'dir. Sultan Galiyev sosyalist Turancıdır. Yani ekonomik ve sosyal alanda komünist olacağız, sosyalist olacağız ama Turancılıktan vazgeçmeyeceğiz diyor. Lakin Joseph Stalin'in tahtını sallamaya başlayınca Sultan Galiyev'i Stalin 1940 yılında maalesef idam ettirdi. Sosyalist Turancılık deyince de Sultan Galiyev. Tam ismi Mirsait Sultan Galiyev'dir arkadaşlar. Orta Doğu'daki Birinci Dünya Savaşı sonrası gelişmelere bakacak olursak arkadaşlar, burada bakın çıkacak bir KP sorusu var. Kim nereyi manda ve himaye altına aldı? Arkadaşlar Suriye ve Lübnan'ı mandasını altına alan devlet Fransa ama Hicaz, Irak, Ürdün ve Filistin ise tabii ki İngiltere. Ha, buradan nasıl soru gelir? Suriye ya da Lübnan'ı aşağıya alırlar. Hangisi İngiltere'nin, hangisi Fransa'nın manda ve himayesine alınan bir bölgedir şeklinde soru gelebilir. Şu sol tarafta gördüğünüz adam hani bir McMahon gizli anlaşmasıyla İngilizler sana Arabistan kuru vereceğiz dedilerdi ya işte bu o. Şerif Hüseyin bu. 1924'te kendini halife tayin etti. Ama Araplar bile kabul etmedi bunun halifeliğini. 3 yıl sonra Abdülaziz bin Suud şu sağdaki tip bunu devirdi ve Hicaz'da Suud ailesinin iktidarına ilan etti. Suud ailesinin lideri işte bu Abdülaziz bin Suud'dur. Osmanlı tarihinde de anlattıydım. İkinci Mahmut döneminde isyan ettiydi bunlar. Bunların mezhebinin adı neydi? Bakın şurada kırmızıyla yazılı Vehhabilik. Lütfen bunu unutmayın. İkinci Mahmut döneminde bir isyan ettiler. 1927'de Suudi Arabistan'ı kurdular. Bu soldaki tip Şerif Hüseyin ne kadar İngiliz maşasıysa bu sağdaki tip de bir o kadar Amerikancıdır. Ve Hicaz'ın tüm petrol işletme haklarını Amerikalı Aramco firmasına verdi. Ve Hicaz bölgesi şu an yıl 2024 hala ABD'nin kontrolündedir arkadaşlar. Bugün Suudi Arabistan eğer bir politika üretir ise bilin ki
Amerika'nın politikalarını yapıyor demektir. Yani Amerika'nın Orta Doğu şubesi kimmiş? En büyük şube diyorum. Başka şubeler de var da. En büyük şube Suudi Arabistan demiş. Mezhebini bir daha söyleyeceğim. Vahhabilik. Unutmuyoruz Vehhabiliği. Japonya. Japonya arkadaşlar Osmanlı'dan beter bir geri durumda idi ama şu adam Meiji Musuhito, Meiji Restorasyonu, Aydın Hükümet adıyla bir reform, ıslahat, inkılap süreci başlattı ki Japonya'yı günümüz koşullarına getirmeyi başardı arkadaşlar. Peki hocam ne yaptı bu adam diye sorulursa ne yapmadı ki? Osmanlı'nın yaptığı tüm faaliyetlerin aynılarını bu da yaptı. Ama fazlasını yaptı. Mesela Avrupa'ya öğrenci gönderdi aynı Osmanlı gibi. Avrupa'dan, Amerika'dan subaylar getirdi. Batı tarzı okullarına geçti. Kılık kıyafet devrimi yaptı bakın. Kılık kıyafet devrimi yaptı. Ha, Osmanlı'nın yapamadığı ne yaptı biliyorsunuz mu? Tekke ve zaviyeler yani manastırları kapattı. Onların din adamları da Japonları geri bırakıyordu. Bu adam manastırları kapatmayı başardı. Ve seküler bir devlet ve toplum yapısı oluşturunca Japonya ilerlemeyi başlattı. Ne yapmadı? Der isek iki şey yapmadı sadece. Alfabeyi değiştirmedi. Bir de cumhuriyeti ilan etmedi. Bunun haricinde ne inar ne yoksa her şeyi yaptı diyeceksiniz. Evet, 1929'da dünya ekonomik krizi patladı arkadaşlar. Amerika'da başlayan bu krize Kara Perşembe adı verilir. Perşembe günü başladığı için. Dow Jones borsası batacak. Peki niye battı bu Amerika? Bir, Amerika arkadaşlar devasa bir ekonomi ama on binlerce holding olması gerekirken topu topu 29'da 200 holding var. Bunlardan biri batsa ekonomi sallanıyor. Ama 10 bin tane holding olsaydı biri batsa kimsenin ruhu duymazdı. Bankacılık düzenli değil. Önüne gelene vergi şey kredi veriyorlar. Mortgage ev kredisi, araba kredisi, radyo kredisi. Tam bir tüketim toplumu oluyor Amerika. Dönemin lideri Hoover süreci adam gibi yönetemiyor. Birinci Dünya Savaşı sürecinde Amerika birçok ülkeye kredi verdiydi. Dünya Savaşı sonrası o borçlarını alamadı. Alacaklarını alamadı. Avrupalılar biz size hizmet üretelim dediler ama bu sefer de Amerikan halkı işsiz kaldı. Bundan dolayı da arkadaşlar Amerika sarsıldı. Deminden dediğim gibi otomobil ve ev kredisi dediğimiz mortgage önüne gelen herkese verildi. Ve İngiltere'de pound aşırı değer kazanınca kriz Amerika'da patladı. Evet. Sonuç binlerce işsiz, evsiz, açsız insan kalmıştır arkadaşlar. Peki 29 ekonomik krizinden hangi devlet etkilenmemiştir diye bir soru gelirse cevabınız ne olacak? Aynen. Komünist Rusya etkilenmedi. SSCB, Sovyet Rusya etkilenmedi. Niye? Adamlar komünist, kapalı ekonomi, dünyada olup bitenle ilgilenmiyorlar. Alakaları yok. Aynı bugünkü Kuzey Kore gibi. Dünyada inanılmaz ekonomik kıtlık olsa Kuzey Kore'de hiçbir şey olmaz. Adamlar zaten fakir ya. Yani daha neresine fakirleşecekler? Dünya ile entegre olmadıkları için Ruslar krizden etkilenmiyorlar. Peki ama Türkiye etkilendi. Şimdi Türkiye'nin hangi konularda ne şekilde etkilendiğini bir bakalım arkadaşlar. 29 ekonomik krizi patlayınca bir 27'de çıkarılan 2 yıl öncesi bakın Teşvik Sanayi Kanunu başarılı olamadı. Mecburen devletçi ekonomik modele geçmek zorunda kaldık ve 5 yıllık sanayi planları uyguladık. Ayrıca Türk parasını koruma kanunu, sıkı para politikasına geçtik, dövize sınırlama getirdik. Türk tüccarını koruma kanunu çıkardık, koruyucu gümrük politikası yaptık. Clearing dediğimiz bir sisteme geçtik arkadaşlar. Bana mal satana mal veririm modelidir bu. Parayla vermek yerine bana bir şeyler ver. Ha bak aklıma geldi. Çok güzel örnektir. Mustafa Kemal Paşa Nazilli basma sanayisini bir aydın arkadaşım vardı zannedersem.
Sovyet ustaları yaptırdı. Paramı verdi, neyle ödedi bilen var mı? Koskoca Nazilli basma sanayisine bir kuruş para vermedik biz. Neyle dedik? Tahmin edin bakalım. Nazilli Aydın'dan ne gitmiş olabilir Ruslara? Bu da değil. Aydın Nazilli bölgesinde ne var? İncir var ama incir göndermemişler. Portakal. Portakal. Tamamen portakalla ödenmiş arkadaşlar. Portakalla ödenmiş. Demek Ruslar portakalı daha çok seviyor incirden. Evet, portakalla ödenmiş arkadaşlar. Siz bize fabrika kurun, biz size portakal verelim. İşte biz buna clearing sistemi diyoruz. Merkez Bankası'nı kurduk. Biliyorsunuz Osmanlı döneminde para basma imtiyazı İngiltere Bankası'na, Osmanlı Bankası'ndaydı. Artık kendi paramızı kendimiz basacağız dedik. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurup yerli malı haftaları başlatıldı. Bakın ki çoğumuz ilkokul, ortaokulda yaşamıştır yerli malı haftasını. Daha bu 29 ekonomik krizinin bize bir armağanı o. Fransa'yla dış borç ödemeleri yeniden yapılandırıldı. Evet Gül Hocam, hala yapıyorlar ama ilkokul ve ortaokulda, liselerde kaldırıldı. Liselerde artık kaldırıldı. Bir de arkadaşlar, siyasetimize olan etkisi, Ali Fethi Okyar Bey Serbest Cumhuriyet Partisi kurdu. Peki, etkilenmeyen devlet SSCB dedik. Türkiye ise şöyle bir soru gelirse, neden Amerika ve Avrupa kadar etkilenmemiştir? 29 Eylül ekonomik krizinden neden çok etkilenmedik biz? Çünkü etkilenecek sanayimiz yok bizim. Tarım ülkesiyiz biz. Sanayin olmayınca çok da etkilenmiyorsun. Aynen öyle arkadaşlar. Türkiye bir tarım ülkesi olduğundan Avrupa ve Amerika'dan etkilenmedi. Ama bakın etkilendi mi? Etkilendik. Arkadaşlar, birazdan İkinci Dünya Savaşı'na karşı aldığımız tedbirleri konuşacağız. 29'daki alınan tedbirler ile İkinci Dünya Savaşı'na alınan tedbirleri ayıklamanızı isteyeceğiz. İki savaş arası dünyada barışı koruma girişimleri. Buradan çıkacak tek soru var. Onu da ben soruyorum size. Şuna bir, şuna iki, şuna üç, şuna da dört diyorum. Türkiye hangilerine katılmıştır? Soru bu olacak. Tabii dörtlü sormazlar, bir üçlü sorarlar da. Türkiye hangilerine katıldı diye soru gelirse cevap ne olacak? Bir ve tabii ki böyle olacak arkadaşlar. Bir ve dört olacak. Tamam mıyız arkadaşlar? Burada çıkabilecek tek soru bu. Milletler Cemiyeti'ni üye olduk. Bryant Kello üye olduk. Ama Küçük Antakya ve Lakarnı'ya üye olmadık. Evet. Birinci Dünya'dan sonra faşist liderler, ırkçı liderler, totaliter liderler iktidara geldi. Kim bunlar? Eşleştirme yapacağız. İtalya'da hemen ben alt alta yazın diye şuraya yazayım. Benito Mussolini. Bu adam faşist. Bunun bir gençlik örgütü var. Kara gömlekliler diye geçer. Politikasının adı Mare Nostrum. Yani bizim deniz. Yani Roma'yı ben yeniden koruyacağım diyor arkadaşlar. Ve darbeyle iktidara geldi. Şu elemanım size hepinizin bildiği badem bıyık. Kim bu fırça bıyık? Adolf Hitler. Adolf Hitler'in farkı ise arkadaşlar, seçimle iş başına geldi Hitler. Seçimle iş başına gelmiştir 32'de. Peki bu manyağı, yaşam sahası, bu manyağı bu Alman halka neden iktidara getirdi? Onu bir anlatayım arkadaşlar. Almanya'da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bak süperi geçtim. Hiper enflasyon var. Bak rakam bak bıraktım şuraya arkadaşlar. Temmuz 1922'de 1 dolar 493 mark iken Kasım işte 1 dolar 4 trilyon 200 milyon mark olmuş. 1 kilogram etin fiyatı 1923'te 2,6 trilyon mark. Valla ben bu parayı hesap edemiyorum. 2-3 kamyon var mıdır bu ki? Değil mi? Şöyle 2-3 tır vardır herhalde bu. 2 ya da 3 tır anca sığar bu para. Ya 1 kilo et için. Aynen. Vallahi bizde daha hiperin H'si yok. Aman olmasın. Allah korusun. Bir, bu hiperenflasyondan kurtulmak istiyoruz diyorlar. İki, Versay Anlaşması'nın getirdiği yükümlülüklerden kurtulmak istiyoruz. Üç,
ekonomik krizin etkilerinden kurtulmak istiyoruz diyor. Bakın, kadının sobada yaptığı şey para arkadaşlar. Kadın para yakıyor. Tuğla gibi çocukların oynadığı şey para demetleri. İşte Almanya'da Weimar Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet kuruldu. Almanya'da krallık yıkıldı ya. İşte Weimar Cumhuriyeti bunları engel olamadı. İşte Alman halkı bu yüzden Adolf Hitler gibi manyağı iktidara taşıdı. Evet, Portekiz'in lideri de Oliveira Salazar, İspanya'nın lideri de Francisco Franco. Tamam mı arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Dört adamı eşleştirin. İtalya'da Benito Mussolini, Almanya'da Adolf Hitler, Portekiz'de Oliveira Salazar, İspanya'da Francis Franco olmak üzere. Dört tane. Bunlar faşistler. Arkadaşlar 1936-39 arası İspanya'da Cumhuriyetçilerle Francis Franco'nun faşistleri savaştı. Savaşı tabii ki kim kazandı? Faşistler. Naziler çünkü faşistlere yardımcı oldu. Ve Naziler İspanya'nın Guernica köyünde bir katliam yaptılar. İşte bu Guernica köyünde yapılan katliamı kübizm anlayışıyla resmeden meşhur kübist ressamımız kimmiş? Pablo Picasso. Gördünüz mü? Kesik hayvan başları, insan başları, kollar gibi. Bu kübizm akımını ve bir de Salvador Dali'yi zaten geçen yıl bekliyordum. İkisinden biri gelecek derken geçen yıl Picasso, Salvador Dali soruldu arkadaşlar. Kübizmin temsilcisi Pablo Picasso arkadaşlar. Evet, şu da geçen yılki sorumuz. Hatırlayan vardır belki. Eriyen saatler tablosunu resmine koydular. Ben bu resimleri farklı koydum. Sürrealist olan ressamımız şu. İnce bıyık diye ezberletirdim ben bunu. Birebir geldi. Geçen yıl tahminimce yapmışsınızdır bu soruyu da. Sürrealizm deyince Salvador Dali. Peki iki savaş arası dönemde dünyada neler oldu? Arkadaşlar buradan şöyle bir soru geliyor. Hocam ben bunları nasıl ezberleyeceğim? Arkadaşlar ÖSYM öyle bir cevap veriyor ki o cevabı bilmen gerekiyor. Mesela iki savaş arası uzaya çıkıldı mı? Ay'a çıkılması iki savaş arası olabilir mi? Olamaz değil mi? Böyle bir şey veriyor. Şimdi iki savaş arasında yüzlerce şey var da en önemlileri anlatayım. Elektrik evlerde günlük hayatın kullanımına sunuldu. Eskiden sadece sanayideydi. Mimari bir akım olan Bauhaus şehir planlaması akımı başladı. Bauhaus arkadaşlar binaları yüksek yapalım, cadde ve park alanları genişler der. Bu anlayışı benimseyen ülke Amerika oldu. Bakın Amerika gökdelenlerle meşhur bir ülke değil mi? Manhattan, New York. Ama Avrupalılar bu anlayışı sevmedi. Radyo insanların hayatına girdi. Radyo yayınları ilk kez arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamıştır. Fotoğraf, çizgi film, sinema gibi görsel sanatlarla toplumsal kültür şekillendirilmeye çalışıldı. Örneğin Popeye bizim ülkemizde Temel Reis ıspanak tüketimini artırmak üzere kurgulanmıştır değil mi? Süpermen Amerika dünyanın lideridir anlayışına insanları kabul ettirmek için uyduruk bir çizgi film kahramanı. Ninja kaplumbağalar. Hangi ürünü sevdirmek için kullanıldı arkadaşlar? Ninja kaplumbağalar bilen var mı? Ninja kaplumbağalar. O olay pizza değil mi Umut Hocam? Öncesinde pizza gıda gram sevilen bir gıda değilken tostbağalar sayesinde millet yemeye başladı. Bilim evrensellik kazandı. John Steinbeck gazap izimleri KPSS genel kültürde sordu buna. Gazap izimleri kimin eseridir diye. Alexander Fleming penisilini vurdu. Genel kültür bölümünde o en sondaki güncel bölüm var ya orada sordu. Mucit olarak penisilini bulan kimdir diye. Televizyon icat edildi arkadaşlar. Ama televizyonun yaygınlaşması 2. Dünya Savaşı sonrasıdır. Sessiz filmler yapıldı. Ki en önemli temsil birazdan göreceksiniz zaten fotoğrafını da gösteriyorum orada. Charlie Chaplin'dir. Ve ilk organ nakli, böbrek nakli. Adamın ismi neymiş arkadaşlar?
Bak bu soru daha gelmedi. İlk organ nakli yapan doktor. Voronoi. İsmi biraz garip geliyor ama öyle adamın ismi. Voronoi arkadaşlar. Voronoi. Bu yo'yu da unutmayalım. Evet arkadaşlar, Einstein biliyorsunuz izafiyet teorisini ortaya atan kişi, bu da Rutherford ünlü fizikçi. Artık bilim doğduğum ülkede değil, beni koruyan ve geliştiren ülkede yapılır. Bu adamlar Nazilerden kaçıp Amerika'ya sığınan tipler. Evet, Dünya Savaşı sonrası arkadaşlar yeni bir müzik dalımız var. Nedir o? Tabii ki caz müzik. Caz müzik gördüğünüz üzere siyahilere özgülenmiş bir müzik türü oldu. Evet, Modern Zamanlar ve Büyük Diktatör filmiyle öne çıkan Charlot karakteriyle de tanıdığımız sessiz filmin en önemli ismi kimmiş? Charlie Chaplin. İşte Büyük Diktatör, işte gördüğünüz gibi Hitler'i eleştiriyor. Şu da arkadaşlar sanayi devrini eleştiren bir Modern Zamanlar filmi. Charlie Chaplin'de bekleyeceğimiz bir soru olsun. Evet, geldik İkinci Dünya Savaşı'na. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tuttu insanlık, bir de İkinci Dünya Savaşı'na başlayacak. İkinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlar bu sefer devletler miğferler ve müttefikler diyecek. Hani Birinci Dünya'da İtilaf ve ittifaktı ya, şimdi ise miğfer ve müttefik diyecek. Miğferlerin üç büyük lideri var. Almanya, İtalya ve Japonya. Almanya'nın lideri Adolf Hitler, hayat sahası, yaşam sahası diyor. İtalya'nın lideri Benito Mussolini, bizim deniz diyor. Japonya'nın lideri Hirohito, Asya Asyalılarındır. Asya'nın ortak refah alanı diyor. Yani Asya'yı ben sömüreceğim. Ey Amerika defol buradan diyor. İngiltere defol buradan diyor. Çin'i ben sömüreceğim arkadaş diyor. Asya Asyalı muhabbeti bu. Savaş başladıktan sonra da Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Finlandiya'da bunların yanında savaşa girdi. Karşı tarafa baktığımızda ise arkadaşlar, İngiltere'nin lideri önce Neville Chamberlain'di. Birazdan yatıştırma politikasıyla anlatacağım bu arkadaşı. Sonra Winston Churchill 5 yıl yaptı. Savaşın sonuna doğru da Clement Attlee. Resimleri var bunun. Fransa'da Vichy hükümeti, Almancı bir adam bu. Marshal Patey'in var arkadaşlar. Direniş lideri ise Charles de Gaulle'dür. Amerika'da Roosevelt, savaşın sonuna doğru öldü bu. Harry Truman geldi. Rusya'da Joseph Stalin, Çin'de de isminden belli zaten Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. Japonya arkadaşlar, savaş öncesi bakın neler yapıyor. Bir, tekrar ediyorum aynı bilgileri çünkü kıymetli olduğu için söylüyoruz bunları. Asya Asyalılarındır diyor. Yani Asya'nın ortak refah alanı diyor. Milletler Cemiyeti'nden ayrılıp Çin'e ait Mançurya'yı işgal etti. Hemen soruyorum. Japonların Milletler Cemiyeti'nden ayrılıp Çin'e ait Mançurya'yı işgal etmesi üzerine Türkiye hangi konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürdü? Ve Lozan'da aleyhine olan meseleyi lehine çevirdi Türkiye. Kübra Hocam, Hatay Fransa ile alakalı. Kıbrıs olmaz. Mantra. İpucu geldi. Mantra. Boğazlar Komisyonu'nda Japonlar da var ya. Boğazlar meselesi. Mantra arkadaşlar. Mantra. Türk dış politikasında konuşmuştuk. İkinci baskıyı yapmış olduk. Arkadaşlar bakın, Japonya burası işgal ettiği Mançurya, şöyle bugünkü Kore dahil burayı işgal etti. Bu bölgeyi de şöyle bakın çiziyorum. Etkisi altına almayı başardı. Hirohito bu. Daha 1989'da oldu arkadaşlar. Daha yeni yani. Yani ben gördüm. Sizin yaşınız kaç bilmiyorum. Siz görmemişsinizdir büyük ihtimalle. Ben 74'lüyüm. Hirohito'yu televizyonlarda gördük. İtalya'nın lideri ise Benito Mussolini, o ne diyordu? Roma İmparatorluğu'nu yeniden kuracağım. Akdeniz bizim denizdir diyordu. Arkadaşlar, nereyi kim işgal etti ezberleyeceğim diye uğraşma. Biz sadece bunları size
İtalya'nın saldırganlığını örnek olsun diye veriyoruz. Hatta bu İtalya'nın saldırganlığından dolayı Balkan Antantı, Sadabat Paktı falan kuruyoruz ya. Heh. Hocam saldıracaklar da anlatacağım. Anlatacağım. Neler yaşandığını anlatacağım. Yugoslavya'dan Fiume'yi şehrini aldı. Yunanistan'dan Korfu'yu, Arnavutluk baskı altına aldı ve Habeşistan'ı işgal etti. Hadi bakalım geri besleme. Habeşistan'ı İtalya işgal edilince Türkiye hemen hangi örgütü kurdu? İtalya Habeşistan'ı işgal edince Türkiye 1937'de 30 mukavemet ne hocam? O Kıbrıs. Kübra hocam sen Kıbrıs'a gidiyorsun geliyorsun vallahi bugün. O Türk Mukavemet Teşkilatı. EOKcılara karşı. Rauf Denktaş o. Benim dediğim 1937'de Habeşistan işgal edince Türkiye, Irak, İran ve Afganistan birleşip hangi örgütü kurduyduk? Orta Doğu'nun güvenliği için. Orta Doğu'nun güvenliği için 37'de. Tabii ki Sadabat Paktı değil mi Ahmet Hocam? Sadabat Paktı. Sadabat. Almanya. Tekrar ediyorum bakın. Versay Anlaşması'nın getirdiği zorluklardan, hiperenflasyon ve ekonomik krizden kurtulmak için Nazileri seçimle iktidara getirdiler. Hitler hayat sahası projesi için neler yapmamış bak. Silahsızlanma konferansından çekilmiş. Tekrar ediyorum. Kimden nereye aldığı ezberleyeceğim diye uğraşma. Sadece saldırganlıkları olduğunu bilin diye örnekliyoruz bunu arkadaşlar. Fransa'dan sahar alıyor. Ren bölgesine asker çıkarıyor. Avusturya ile birleşiyor. Çekoslovakya'dan Sudetler alıyor. Litvanya'dan Memel bölgesini alıyor. Saldırgan yani. Nereye aldı boş verin. Evet. Arkadaşlar KPSS birebir şunu sordu. Neville Chamberlain liderliğinde yatıştırma politikası yapan devlet hangisidir? Cevabımız hangisi? İngiltere. Kimi sakinleştirmeye çalışıyor? Kimi yatıştırmaya? Hitler'e. Ama Hitler yatışmıyor ki namussuz. En son Çekoslovakya'nın Sudetlerinde alınca Hitler'in yatışmayacağını anlamış oldular. Orada 40 yılında zaten Chamberlain seçilemedi. Winston Churchill 5 yıl bu kaldı. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda da vardı bu Churchill. Savaşın sonuna doğru da Clement Attlee iktidara geldi. Evet arkadaşlar şunlar da Amerika'nın liderleri. Franklin Delano Roosevelt, kısacası Roosevelt. Savaş boyunca bu vardı. Savaşın bitimine doğru ihtiyarlıktan vefat etti. Yerine Harry Truman geçti. Atom bombası atılması emrini Japonya hangisi verdi? Bilen var mı? Atom bombası atılması emrini hayır. Şu sağdaki verdi. Truman. Hatırlayan var mı? Geçen yılın KP sorusu ya bu. Şu Harry Truman. Birinci Dünya Savaşı boyunca Monroe doktrini gereği içine kapanan Amerika Truman sayesinde dünyaya hükmetmeye başlayacak. Geçen yılın KP sorusu Truman'da. Salvador Dali sordular, bir de bunu sordular. Geçen yıl. Evet arkadaşlar. Fransızlar korkuyor Almanlardan. Dünyanın en büyük savunma hattını kurdular. Bu hattın ismi neymiş? Maginot hattı. Maginot hattı. Bakın şöyle Almanya ile Fransa da şu ben kırmızıyla bir daha çizeyim. Şöyle devasa bir savunma hattı çizdiler. Her 50 kilometrede bir top bataryaları kurdular ve içinde gördüğünüz gibi trenlerin gidebildiği devasa tüneller açtılar. Peki Almanlar geçebildi mi bu Maginot hattını? Hem de bir hafta içinde geçtiler. Nasıl geçtiler biliyorsunuz mu? Nasıl geçmiş olabilir Almanlar? Almanlar Maginot hattını hiç zorlamadan geçti. Çok basit geçtiler arkadaşlar. Etrafından dolandılar. Fransızlar gerizekalı konumuna düştü. Belçika üzerinden geri verdiler. Bir haftada da Fransa'yı teslim aldılar. Maginot hattı hiçbir işe yaramadı. Evet arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı 3 ayrı cephede yapılmıştır. Avrupa, Kuzey Afrika ve Pasifik Okyanusu. Önce Avrupa'yı anlatayım. Çıkma ihtimali olan soruları ben size vurgulayacağım.
Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle İkinci Dünya Savaşı başladı. Al sana çıkacak soru. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay nedir? Almanya'nın Polonya'yı işgalidir ki Polonyalılar silahları olmadığı için atlarıyla tanklara karşı 15 gün dayandılar. Bakın, adamların silahı yok, 15 gün dayandılar. Geri zekalı Fransızlar 7 gün dayanabildi. Polonya'da arkadaşlar 15 gün içinde teslim alınınca tüm Doğu Avrupa ve Türkiye'yi bir korku sardı. Bu Naziler bizi de işgal eder mi? Hemen soruyorum. Nazilerin de Türkiye'yi işgal etme ihtimaline karşı duyulan korkuya ne sendromu denir? Bilen var mı? Böyle bir korku var dünyada. Cevap Polonya sendromu arkadaşlar. Basit bir cevap. Türkiye'deki duyulan sendroma Polonya sendromu deniyor bu olaydan dolayı. Naziler arkadaşlar Yıldırım Harekatı mantığıyla bir yıl içinde, bak çok değil, bir yıl içinde Almanya Norveç'i aldı, Hollanda'yı aldı, Danimarka'yı aldı, Belçika'yı da aldıktan sonra Fransa'yı 7 gün içinde işini bitirdi. Ve Fransa'da Almancı bir hükümet kuruldu. Vichy hükümeti. Alın size çıkacak soru. Arkadaşlar kısa kısa böyle notlar alın kenara. Nazilerin Fransa'da kurdurduğu Alman hükümetin adı nedir? Nazilerin Fransa'da kurdurduğu Alman hükümetin ismi Vichy hükümetidir. Evet, Fransa'nın işi bittikten sonra Almanya'nın en büyük rakibi İngiltere. İngiltere'ye diz çöktürürse İngiliz'in tüm sömürgeleri Almanlar olacak. Fakat İngiltere adada. Önce bir havadan saldırıyor. Havadan. 900'e yakın uçağı düşüyor Hitler'in. Kartal hücumu deniyor buna. Havadan diz çöktüremeyince İngilizleri Deniz Aslanı Harekatı denilen bir harekatla denizden saldırıyor. Ama İngiltere'yi yenemiyorlar arkadaşlar. Çünkü o günlerde İngilizlerde radar diye bir alet icat etmişler arkadaşlar. Radar gelen Nazi uçaklarını görüyorlar. Nazi uçaklarını görünce hemen yer altında biliyorsunuz İngiltere'de bol bol tünel var. Daha doğrusu kanalizasyon sistemi var. Ve Londra günlerce bombalanmasına rağmen İngilizler teslim olmuyor. O zaman Almanya'nın İngiltere'yi dize getirmek için yaptığı iki harekat var. Bir, havadan kartal hücumu. İki, denizden deniz aslanı harekatı. İşte bu dakikadan sonra Hitler sapıtmaya başlıyor. Madem hayat sahası için İngiltere'yi ele geçiremedim, ben de Rusya'ya saldırırım diyor. Doğu'ya saldırırım diyor. Önce arkadaşlar bunların isimlerini ezberlemize gerek yok arkadaşlar. Marita harekatıdır bunlar. Alan sorusu. Yayıncılar soruyor. Tek tek biz harp okulu öğrencisi değiliz nihayetinde. Marita harekatıdır. Yugoslavya ve Yunanistan'ı işgal ediyor. Kime komşu oldu? Yunanistan artık Nazilerin işgali. Bize komşu oldu, bize. Biz de o esnada zaten gerekli hazırlıklar yapacağız ona ki saldırırsa diye. Devamında Romanya ve Bulgaristan'ı kendi yanına savaşa soktu ve Rusya'ya karşı Almanya gelmiş geçmiş dünyadaki en büyük kara kuşatma harekatını başlattı. Barbarossa harekatı. Barbarossa harekatı. Ve arkadaşlar 21 milyonun üzerinde Rus öldü. 21 milyon. Türkiye'nin nüfusu 20 milyon. Düşünün. İyi ki savaşa girmemişiz değil mi? Vallahi savaşa girseydik mahvolurduk. Ama Ruslar direndiler. Fena direndi Ruslar. Bir de Rusya'nın çamurlu havası, soğuk havası Nazilerin kamyonlarını, tanklarını durdurdu. Yani coğrafyada mücadele etmek zorunda kaldı Hitler. Ve Ruslar da çok milliyetçi çıktı. Stalingrad savunmasında Nazileri durdurdular. İşte doğuda savaşın kaderini değiştiren olay Stalingrad savunmasıdır. Tam bu esnada da Amerika, İngiltere ve Kanada Fransa'nın Nazi işgalinden kurtulması için Normandiya çıkarması başlattı. Er Ryan'ı kurtarmak diye bir sinema filmi var. İzleyen var mı içinizde? Er Ryan'ı kurtarmak. Tom Hanks oynar. İlk 15 dakikası işte bu. Evet izlemişsinizdir. İlk 15 dakikası bu Normandiya çıkarmasından görüntüdür arkadaşlar. Tamam mı? Tekrar söylüyoruz. Avrupa'da savaşı bitiren olay Normandiya çıkarmasıdır.
Artık Amerika, İngilizler batıdan, Ruslar doğudan Berlin'e kadar gelecekler. Hitler Mayıs 45'te kafasına kurşun sıkacak, ölecek ve Almanya teslim olacak. Soru soruyorum. Normandiya çıkarması hangi ülkeyi Nazi işgalinden kurtarmaya yöneliktir? Cevap Fransa. Tamam mı? Fransa'nın Omaha sahillerine çıkarma yapıldı. Soruyorum. Almanya'nın Fransa'da kurdurduğu Nazi Almanyası yanlısı hükümetin adı nedir? Vichy. Değil mi? Vichy. Evet, Vichy. Vichy hükümetiydi arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi Naziler inanılmaz kısa zamanda Fransa dahil her yeri ele geçirdiler. Şurada bakın gördüğünüz gibi şurada şöyle çizik attım. Türkiye'yi komşu olarak. Evet hocam, Özlem hocam. Normandiya çıkarmasıyla Fransa kurtulduğu gibi devamında Amerika ilerledi ilerledi. Almanya'yı Berlin'de yok etti. Dolayısıyla Avrupa'da savaşı sonlandıran askeri harekatın adı da Normandiya çıkarmasıdır. Tamam mıyız Özlem hocam? Normandiya çıkarması Fransa'yı kurtarmak adına yapıldı ama savaşı da bir sonlandırdı. Arkadaşlar görüyoruz o günlerden hatıra fotoğrafı da çektirmiş. Eyfel Kulesi'nin önünde Hitler şu ortadaki. Bunlar da korkmuş Fransızlar. Fransızlar gerçekten tam bir fısırık çıktı ya. 7 günde teslim olur mu insan ya? Elin Polonyalısı bile 15 gün atlarla savaştı. Binlerce at öldü hatta. Atlar adına bir anma günü yapar Polonyalılar. Bu gerizekalı Fransızlar 7 günde teslim olmuş. Bir de kocaman Maginot hattı yaptılar. Hiçbir işe yaramamış. Gördüğünüz gibi korku yüzlerine nasıl yansımış. Evet. Şu arkadaşımız da Charles de Gaulle. Fransızların Nazi işgaline karşı Fransız halkını savunmaya yönelik bir hareket başlatıyor. Bu hareketini İngiltere'de başlamış ama ne hikmetse. Fransızların milli kahramanı bu arkadaşlar. Charles de Gaulle. Bunu unutmayın. Daha sonra bu adamı bizimkiler de sever ha. Cezayir'in bağımsızlığını, Müslüman olan Cezayir'in bağımsızlığını veren adam diye biz de seviyoruz bu elemanı. Niyeyse. Evet, Afrika'daki savaşa baktığımızda burada soru yok ama vereceğim gene de. Arkadaşlar İtalya zaten Trabzon'u işgal ettiydi biliyorsunuz. Almanya ve İtalya Süveyş'i almak zorunda. İngiliz'in işini bitirmek için Süveyş kanalı yani Mısır almak zorunda. Ama Amerikalılar geldi kurtardı. Ve Amerikalılar Sicilya'yı ele geçirdi. Ve Büyük Faşist Konsey toplandı. Mussolini'ye dediler ki arkadaş sen bize bütün Akdeniz'i alacağız dedin. Elimizdeki ana vatanımız Sicilya bile gitti. Seni görevden alıyoruz dediler. Hapishaneye attılar. Yerine General Badoglio'yu geçirdiler. Badoglio'nun ilk işi ne oldu? 43'te ben taraf değiştiriyorum dedi. Hatırlarsanız Birinci Dünya Savaşı'nda da taraf değiştiren devlet İtalya'ydı. İkinci Dünya Savaşı'nda da taraf değiştiren devlet yine İtalya. Bu arada arkadaşlar Benito Mussolini hapse takıldı. Kendi faşist arkadaşlar tarafından. Hemen bunun kankası Hitler komandolarını gönderiyor. Arkadaşı Mussolini'yi hapishaneden kaçırıyor. Fakat İtalyanlar Mussolini'yi kaçarken yolda yakalıyorlar. Bacaklarından bir benzin istasyonuna asıp sevgilisiyle beraber öldürüp ateşte yakıyorlar arkadaşlar. İğrenç bir ölüm şekli de var Mussolini'nin. Pasifik'teki savaşa bakacak olursak, Pasifik'teki savaş arkadaşlar Amerikan Japon savaşı şeklinde. Bu Amerikalılar hep böyle. Savaşa ben girmeyeceğim, tarafsızım diyor ama el altından silah da satıyor değil mi? Hep öyle. Aynısını burada da yapıyor. Hem Almanlara silah satıyor hem İngiliz ve Fransızlara silah satıyor. Yiyin birbirinizi. Yiyin de zayıflayın sonra veya gelip kahraman olacağım diyor. Ve ödünç verme kiralama yasası adı altında silah satıyor. Japonya ise ne diyordu Japonların politikası? Asya Asyalılarındır diyor değil mi? Amerika arkadaşlar Büyük Okyanus'un tam göbeğinde bir adalar grubu var. Hawaii. Hawaii adaları Büyük Okyanus'un kontrol noktası. Japonya diyor ki ben bu Amerika'yı Hawaii'den def edemezsem, Pasifik'ten def edemezsem
Asya'yı hiçbir zaman sömüremem. O yüzden bu Amerikalıların defolup gitmesi lazım deyip Hawaii adalarındaki Pearl Harbor'a saldırıyor arkadaşlar. İşte bu olay Amerika'nın da savaşa girmesine neden oluyor. Ama sadece soruyu soruyorum. ABD'nin savaşa girmesinin nedeni nedir? Cevap Japonya'nın Pearl Harbor'a saldırmasıdır. Bu Pearl Harbor saldırısı sonrası dünya tam bir genel savaşa dönüyor. Dünya savaşı. Küresel bir savaşa dönüşüyor. Genelde de denizde savaşıyorlar. Ben genel kültür olsun diye verdim şunları. Cava Deniz Savaşı, Mercan Deniz Savaşı, Midway Deniz Savaşı, Leyte ve Livadiya. Hepsini Amerika kazanıyor. Ama Amerika Japonya'yı tam anlamıyla teslim almak için kara harekatı yapması lazım. Ama kara harekat tehlikeli ve masraflı. Atom bombası da. Nereye atıldı atom bombası? Hiroşima ve sonrasında Nagasaki'ye. Savaş neredeyse bitmek üzereyken yapıldı bu arkadaşlar. Evet. Özlem Hocam tekrar ediyorum. Yazın isterseniz. ABD'nin savaşa girmesine neden olan olay nedir? ABD'nin savaşa girmesine işte bu hocam tekrar ediyorum. ABD'nin savaşa girmesine neden olan olay Japonya'nın Pearl Harbor'a saldırmasıdır. Pearl Harbor deniz limanına saldırmasıdır. Çıkma ihtimali bunun var. Pearl Harbor saldırısını Amerikalılar da savaşa girdi. Evet. Amerika'nın atom bombası attığı ilk yer Nagasaki. Little boy. Küçük çocuk. Hiroşima'ya özür diliyorum. Nagasaki'ye de Fat Man. Şişman çocuk ya da şişman adam atom bombasını attılar. Arkadaşlar şurada bir mola verelim. Benim boğaz da bir gitti. Ben kaydı durdurayım. Soru sorayım size. Arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok konferans yapıldı. Bunlardan en kıymetlileri olanını yazdım. Birincisi Atlantik Bildirisi. ABD ve İngiltere yayınlıyor. Bu Atlantik Bildirisi daha sonra Birleşmiş Milletler'in kuruluş bildirgesi oluyor. Bir nevi Wilson ilkelerine benzeteceğimiz bir bildiridir bu arkadaşlar. Casablanca konferansı var. Almanya ve İtalya'nın yani Mifflerlerin teslim alınması kararı alındı. Quebec konferansında Normandiya çıkarması kararı alındı. Moskova, Kahire ve Tahran. Bu beşi önemli. Bunlardan Türkiye sadece hangisine katılmış arkadaşlar? Sadece Kahire'ye katılmış. Ama katılmadığımız diğer dört konferansta da yani bu beş konferansın beşinde de Türkiye'nin savaşa sokulması kararı alınmış. Bunlardan biz sadece Kahire konferansına İsmet Paşa'mız katılacak. Birazdan zaten fotoğrafla göstereceğim. Evet arkadaşlar. Savaşın bitimine doğru. Dünyanın yeni düzeni Yalta Konferansı ve Potsdam Konferansı'nda karar verildi. Yalta'da dediler ki Birleşmiş Milletler'e girmek isteyenler Almanlara ve Japonlara savaş açanlar olacaktır. Bunun üzerine Türkiye sembolik olarak Almanya ve Japonya'ya savaş ilanı yaptı. Bakın tekrar ediyorum. Yalta'da alınan en önemli karar kurulacak olan Birleşmiş Milletler'e katılmak için Almanya'ya ve Japonya'ya karşı savaşa girmek olma şartı arandı. Bunun üzerine Türkiye Almanya ve Japonya'ya sembolik savaş kararı aldı. Ve bu sayede Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olduk. Potsdam Konferansı ise arkadaşlar Almanya dört parçaya bölündü. Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa ve ortada Almanya diye bir şey kalmadı. Almanya diye bir şey kalmadı. Kısacası Yalta ve Potsdam İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın yeni düzeninin belirlendiği konferans oldu. 45'teki San Francisco Konferansı'nda da Birleşmiş Milletler kuruldu ve Türkiye kurucu üye oldu. KPSS bunu birebir sordu. Birleşmiş Milletler
hangi konferansta kurulmuştur? Cevap San Francisco Konferansı. Peki Birleşmiş Milletler'in merkezi nerede diye sorsalar cevabınız ne olur? Birleşmiş Milletler'in merkezi hangi şehirdir? Bakalım ne cevap gelecek. Birleşmiş Milletler'in merkezi, ben şöyle kocaman yazıyorum, New York'tur arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'in merkezi New York olmuştur. San Francisco'da kurulmuş, merkezi ise New York'tur. Tamam mıyız? Şuradan çıkacak sorunuz, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın yeni siyasi düzeni Yalta ve Potsdam'da belirlenmiştir şeklinde olacaktır. Arkadaşlar, savaşın sonuçlarına baktığımızda savaş Paris Barış Anlaşması denilen bir anlaşmayla 47'de bitirildi. Paris Anlaşması'nda bakın kimler var? İtalya var, Romanya var, Bulgaristan var, Macaristan ve Finlandiya var. Kim yok sorusunun cevabı, kim yoktur Paris Barış Anlaşması'nda? Almanya yok. Almanya yok. Almanya. Kübra Hocam biz zaten olmayız canım. Biz savaşa girmedik. Savaşa girdiği halde Almanya niye yok? Ortada Almanya diye bir şey kalmadı ki. İngiltere, Fransa, ABD ve Rusya dört parçaya böldüler. Ortada Almanya diye bir şey kalmadı. O yüzden İkinci Dünya Savaşı sonucunda hayır, yenilenleri kastediyorum hocam, Gül hocam. Zaten İngiltere, Fransa, Amerika bunu imzalıyor şu yenilenlerle. Yenilen tarafta kim yok diye soruyorum. Tamam mıyız? Yenilenlerde Almanya olmadığı için artık Almanya ile herhangi bir anlaşma yapılmadı. Amerikalılarla Japonlar da ayrı bir 51 yılında San Francisco diye başka bir anlaşma yapmışlar. Böyle genel sonuçlara bir bakalım. Toplamda 56 milyon insan ölüyor. En çok insan kaybını 21 milyonla Rusya, 15 milyon civarında ile Çin. Çinlileri de Japonlar öldürdü. Almanya ve İtalya yenildi ve Nazizm ve faşizm önemini kaybetti. İlk kez atom bombası yani nükleer bomba kullanıldı. Hiroşima ve Nagasaki. İki devlet ikiye bölündü. KPSS bunu birebir sordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye bölünen devletler hangileridir? Almanya doğu ve batı diye bölündü. Kore ise kuzey ve güney diye bölündü. Ancak Almanya 1990 yılında birleşti. Kore ise hala kuzey ve güney olarak devam ediyor biliyorsunuz. Kuzey komünist, güneyi kapitalist. Almanya'nın ise doğusu komünist, batısı kapitalist idi. Ancak 1990'da birleşti. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Amerika batı tarafına, Komünist Rusya ise Avrupa'nın doğu tarafını denetim altına aldı. Bu sebeple ikisi arasında bir gerginlik olan Soğuk Savaş başladı. İkinci Dünya Savaşı'nda aynı tarafta olmalarına rağmen Amerika ile Rusya artık Soğuk Savaş'ın liderleri oldu. Amerikalılar komünistler yayılmasın diye askeri bir örgüt olan NATO'yu, komünistler de Rusya önderliğinde Varşova Paktı'nı kurdu. Bak ne güzel soru. Batılıların askeri örgütü NATO oldu. Doğulların, komünistlerin örgütü ise Varşova Paktı oldu. Ve dünya barışını sağlamak için Birleşmiş Milletler kuruldu ve bunun 5 üyesi daimi üye oldu. Bunları fırça diye ezberliyorsunuz mu siz de arkadaşlar? Fırça. Alınan kararlarda veto yetkisi olan 5 ülkedir bu. 5 büyük ülke fırça. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD. Hocam NATO kapitalist Amerika'nın liderliği, Varşova Paktı ise komünist olanların Sovyet Rusya liderliğindeki askeri örgütü. NATO Batılıların, ki Türkiye NATO üyesi biliyorsunuz. Varşova Paktı ise komünistlerin yani Doğu blokunun. Batı bloku Amerika kapitalizm oluyor. Doğu bloku Sovyet Rusya komünistler oluyor. Tamam mıyız? Birleşmiş Milletler 1948'de İkinci Dünya Savaşı'nın da kötü sonuçlarını dikkate alarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini yayınladı. Ve ilk kez
Savaşta masum insanları öldürenler savaş suçu işlemiş kabul edildi ve askeri mahkemelerde yargılandı. Aha, ne güzel soru. İkinci Dünya Savaşı sonunda savaş suçları nerede yargılandı? Naziler Nürnberg, Almanya'da yargılandı. Japonlar ise Tokyo'da. Bu Japonlar çok pis millet ha. Şimdi böyle pamuk gibi duruyorlar ya. Böyle değiller valla. Pislik bunlar. İnanılmaz katliamlar yapmıştır Japonlar da arkadaşlar. Falan görseniz böyle çok medeni, çok saygılar değil mi? Bunlar mı yapmış bunu diyorsunuz? İnanılmaz vahşetleri var. Nazilerden beterdir Japonlar. Tekrar söylüyorum. Savaş suçları 1. Nürnberg, 2. Tokyo. Tokyo'da yargılandı. Bunu da not edin arkadaşlar. Çıkacak sorular içerisine. ABD ve Rusya dünya siyasetinin en etkili iki devleti haline geldi arkadaşlar. 48'de Filistin topraklarında bir İsrail devleti kuruldu. Ayrıca konuşacağız bunu. 12 ada ve Rodos İtalyanlar tarafından Yunanistan'a verildi. Ayrıca Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası dediğimiz uluslararası ekonomik örgütler kuruldu. Bu arada genel kültür olsun size. IMF'nin para birimi neymiş arkadaşlar? Çoğu kişi dolar ya da euro zannediyor. IMF'nin para birimi TDR'dir arkadaşlar. Duydunuz mu parayı? TDR. IMF'nin para birimi TDR. Bakalım bir TDR ne kadar olmuş? Bir TDR ne kadar? Hemen Google'a soralım. Anam 41 TL olmuş arkadaşlar. Bir TDR 41,7217. Of of of. Evet, bir TDR 41 TL'yi geçmiş. Duymuş muydunuz bu parayı? IMF'nin para birimini arkadaşlar. Evet. Eğer böyle bir soru gelse birçok kişi dolar zannediyor arkadaşlar. Hani IMF'nin para birimi neydi diye sorsalar çoğu kişi dolar falan diye atlar buna. Halbuki cevap SDR'dir. Evet. İkinci Dünya Savaşı sonundaki Türkiye'nin durumuna bir bakalım arkadaşlar. Dönemin Cumhurbaşkanı, Milli Şef İsmet İnönü. KPSS bir sordu. İkinci Dünya Savaşımızdaki kişi Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'dür. İki tane başbakanımız geldi gitti. Refik Saydam 42'de vefat edince yerine Şükrü Saracoğlu geçti. Zaten fotoğraflarını da bakın görüyorsunuz. Şöyle en sağdaki de tabii ki Genelkurmay Başkanımız Fevzi Paşamız, Fevzi Çakmak Paşamızdır. Arkadaşlar Türkiye'yi özellikle İngiltere savaşa sokmak için bir sürü görüşme yaptı. Bunlardan birisi Adana Pozantı görüşmesi. Bakın şurada görüyorsunuz. Bir tren vagonunda yapıldığı için vagon görüşmesi diye adlandırılır. Bir diğeri de Kahire. Deminden söylediydim. Kahire katıldığımız tek konferans oldu. Şu Roosevelt şöyle daire için aldım. Şu sağdaki de Churchill. Bizim İsmet Paşa'yı ortaya almışlar. Savaşa iknaya çalışıyorlar. Ama biz girmiyoruz tabii ki. Evet. Türkiye'nin savaştaki durumu ne arkadaşlar? Türkiye artık büyümek yerine dünya savaşını atlatalım da onun havasını yaşamıştır. Ekonomik sıkıntı başlıyor bizde. Ekonomik büyüme yerine bu sebeple mal darlığını azaltalım. Kara borsacılığı engelleyelim. Sosyal devlet anlayışını sağlayalım diye uğraşıyoruz ki bu amaçla bakın çok sert uygulama yaptık. Milli Korunma Kanunu. Aha! Bu soru çıkacak sorudur. Nasıl çıkar hocam bu? Hani 1929 dünya ekonomik krizinde tedbirler aldıydık ya. Onların içine Milli Korunma Kanunu atarlar. Hangisi krizden dolayı aldığımız tedbirdir? Hangisi İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı aldığımız tedbirdir? Bunun ayıklamasını istiyoruz sizden. Tamam mıyız arkadaşlar? 29'da alınan tedbirler ile İkinci Dünya Savaşı'nda alınan tedbirleri ayıklamanız gerekiyor. Milli Korunma Kanunu doğrusunda arkadaşlar ekmek karneye bağlandı. Yani ekmek tüketimi sınırlandırıldı. Nark sistemi yani o malların taban ve tavan fiyat uygulamasını yeniden gündeme aldılar. Petrol ofisi kuruldu. Et ve balık kurumu kuruldu. Ayrıca ticaret ofisi ve İAŞ müsteşarlığı kurularak halkın temel tüketim mallarını
Karne ile bu kurum dağıttı. Ve özellikle gayrimüslimlere yönelik varlık vergisi çıkarıldı. Ödeyemeyen gayrimüslimler Erzurum Aşkale'de çalışma kamplarına gönderildi. Ve bir de toprak mahsulleri vergisi konulmuş. Alınan diğer tedbirlere baktığımızda Türkiye genel seferberlik ilanı yaptı arkadaşlar. 20 milyonluk Türkiye'nin 1 milyon 300 bin civarında genç erkek savaşa çağrıldı. Ve seferberlik sonucu askere alındı. AK Partili hayata geçiş süreci ertelendi. Bakın, AK Partili hayata geçtiğinin bir nedeni de 2. Dünya Savaşı'dır. Trakya'da Çakmak Hattı kuruldu. Neden Çakmak Hattı? Fevzi Çakmak Paşamız var ya, onun soy ismi. Savunma hattı kuruldu. Edirne ve İstanbul'da karartma, yani geceleyin ışık yapmak yasaklandı. Kibrit yapmak yasaklandı. İngiltere ve Fransa ile ittifak anlaşması yapılıyor. Bakın. Almanya ile de saldırmazlık anlaşması yapılıyor. Olaya bakar mısınız? Her iki tarafa mavi boncuk dağıtıyoruz. Ayrıca özellikle Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki kutsal emanetler İç Anadolu'ya bir trenle taşınmıştır ki arkadaşlar Niğde, Ulukışla ve Niğde'de iki camiye konulmuştur. Kutsal emanet deyince aklınıza ne gelecek? Peygamber Efendimiz'e ait emanetler var. Kişisel eşyaları var. Kur'an-ı Kerimler var. Bunlar iki camiye getirilip kilitletiliyor. Başına da jandarma dikiliyor. Ama maalesef dönemin muhalefeti İsmet Paşa camileri kilitletti, namaz kılmayı da yasaklattı diye haber yapıyor. Maalesef de günümüzde birçok insanımız İsmet Paşa'nın sanki tüm camileri kilitletip namaz kılmayı yasaklattığını zannedebiliyor. Halbuki sadece bu iki camidir. Neden yasaklatıyor içeride namaz kılmayı? Ya kutsal emanet var. Kaşık celmesi var. Peygamber Efendimiz'e ait hırkayı şerif var. Kılıçlar var. Halifelere, sahabelere ait. Namaz kılmak serbest olsa millet ne yapar o kutsal emanetleri? Çalar çalar götürür ya. Namaz kılacağım diye giren eşya çalar götürür. İstanbul'da otomobile binmek dahi yasaklanmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar, 2. Dünya Savaşı sebebiyle genç erkekler askere alınınca nüfus artış hızımız düştü. İkinci 5 yıllık sanayi planı uygulanamadı. Yok hocam yok. Aman Özlem hocam öyle bir şey yok. Sadece kutsal emanetler İç Anadolu'da saklandı diyoruz. O kadar. Çok partili hayat ertelendi. Arkadaşlar, Türkiye bak bir daha tekrar ediyorum. Yalta konferansında dediler ki Birleşmiş Milletler'e girmek isteyenler Almanlara ve Japonlara savaş açmalıdır. Bunun üzerine Türkiye Almanya ve Japonya'ya sembolik olarak savaş ilanı yaptı. Ve bu sayede Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olmayı başardı. Evet, gördüğünüz gibi Türkiye hem İngiltere Fransa ile ittifak anlaşması yapıyor. Hem de gördüm bakın Nazi bayrağı var görüyorsunuz. Saldırmazlık anlaşması yapıyor. Devamında da zaten krom madeni satıyoruz biz bunlara. Böylelikle arkadaşlar Almanya'nın bize saldırmasını engellemiş oluyoruz. Tabii her savaşın sonucunda başka bir sıkıntı başlıyor. Bu sefer de Soğuk Savaş başlayacak arkadaşlar. Soğuk Savaş 2. Dünya Savaşı'nın bitimi olan Potsdam Konferansı ile başlar. 91'de SSCB'nin dağılmasına kadar devam eder. Batı blokunda kapitalistler, Doğu blokunda komünistler. Bir bakın çok güzel bir karikatür var burada. Batı blokunun lideri Amerika, şu aşağıdakiler küçük Avrupalılar onları himaye ediyor. Doğu blokunun lideri komünist Rusya, o biraz daha sık boğaz etmiş bakın kendi uydu devletlerini. Bunun ikisi arasındaki gerginliğe biz Soğuk Savaş adını vermekteyiz. Nedir Soğuk Savaş? Deminden söylediğim gibi 2. Dünya Savaşı sonundaki Potsdam Konferansı ile Amerika, Rusya, Almanya'yı paylaşıyorlar ya aralarında. O olay gerginlik yaratıyor. Rusya diyor ki Almanya'nın tamamını ben komünist yapacağım. Amerika da buna razı değil. İngiltere, Fransa da zaten razı değiller. Ve bu süreç
Başlıyor. Amerika dünya devletlerini kapitalist olsun diye uğraşıyor. Rusya ise komünist olsun diye uğraşıyor. Bu sürece gerginlik dönemine soğuk savaş diyoruz arkadaşlar. Ve bu süreç 91'de SSCB'nin dağılmasına kadar devam ediyor. Bu ismi de Bernard Banuş diye bir adam koymuş. İsmi çok önemli değil. Şimdi nasıl oldu bu iş? Hani Stalingrad savunmasında Ruslar Almanları durdurmayı başardı ya. Ve Almanları geri püskürtürken Rusya Polonya'yı, Çekoslovakya'yı, Macaristan'ı, Romanya'yı, Bulgaristan'ı ve Almanya'nın doğusunu işgal etti. Ve devamında onların tamamını komünizme geçirmeye zorladı ve geçirtti. İşte bu Doğu bloku komünist olan ülkelere mecazen ne denirmiş? Ezberleyin bunu. Demir perde. Hatta bunu Winston Churchill söylemiştir ilk. Tutan bir isim. Tekrar söylüyorum. Doğu bloku komünist sosyalist ülkelere ne isim verilir mecazen? Mecazen ne deniyormuş? Demir perde ülkeleri deniyormuş. Tamam mıyız arkadaşlar? Bekleyeceğiniz sorulardan biri bu. Demir perde. Arkadaşlar, Almanya'nın doğusu komünist oldu, batısı kapitalist oldu. Fakat Batı Almanya, Amerika'nın desteğiyle kısa zamanda ekonomik anlamda güçlenince doğuda kalan Almanlar batıya kaçmaya başladı. Almanya artık iki ayrı devlet. Ancak bu kaçışları engellemek için Rusya Berlin'in ortasına bir duvar ördü. Hepinizin bildiği işte Berlin duvarı bu. Bu inşaat halindeyken. Ancak bu duvar 89'da yıkıldı ve Helmut Kohl isimli Alman başbakanı liderliğinde Almanya birleşmeyi başardı. Ben bunu size birleşmesini de anlatacağım. Orada Helmut Kohl'ü orada bir kez daha karşınıza çıkaracağım. Şimdi Sovyet Rusya'nın baskısıyla komünizmi kabul edenlerin haricinde bir de dört tane kendi çabasıyla komünistleşen ülke var. Tekrar söylüyorum. Bakın. Şuradaki devletleri bir daha göstereyim. Şunları. Şu Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Almanya'nın doğusu Rusya'nın işgaline uğradığı için mecburiyetten komünist olmuşken şu sayacağım dört devlet ise kendi çabalarıyla komünizme geçti. Ve bunların liderlerini ezberletiyorum şimdi. Tek tek ezberleyeyim. Çin'in lideri Mao Zedong. Artık kısa kısa yazarsınız. Çin'in komünist lideri Mao Zedong 49'da milliyetçileri yenip Çin'i komünizme geçirdi. Mao Zedong. Arnavutluğun komünist lideri ise arkadaşlar Enver Hoca. Tamam mıyız? Arnavutluğun ki Enver Hoca. Yugoslavya'nın komünist lideri ise Josip Broz Tito. Kısa adı Tito'dur, bunun lakabıdır aslında. Tito. Ve son olarak da 1959'da Amerikancı Batista hükümetini deviren Fidel Castro. Şu sağdaki, şu soldaki tip de arkadaşlar Che Guevara. Bolivyalı bir doktor bu. Şey, Bolivyalı mı? Yok, Arjantinli miydi ya? Neyse. Ülke ülke dolaşıp komünizmi yaymaya çalışıyor. Castro'nun da arkadaşı. Küba 59 yılına kadar tam Amerikancı bir devlettir arkadaşlar. Hatta Küba'da şu an Amerikan arabalar meşhur ya. Onlar hep işte 59 öncesi. Amerikan döneminde gelen arabalar. Baştan alıyorum. Çin'in lideri Mao Zedong. Arnavutluğun komünist lideri Enver Hoca. Yugoslavya'nın komünist lideri Tito. Küba'nın komünist lideri Fidel Castro. Dört tane ezberlediniz. Arkadaşlar, komünist blok yani Doğu bloku. Komünizmi yaymak için bakın neler yapmış. Bir, Kominform'u kurmuş. Komünizmi yayma örgütü. İki, Molotov yardımı yapmış. Komünist Rusya kendisi gibi komünist olan ülkelere yardım ediyor. Çünkü Amerikalılar da Batılılara Marshall yardım yapıyordu. 49'da Komekon, Sosyalist Ekonomiyi Güçlendirme Örgütü kurdular. 55'te de Varşova Paktı, bak gene karşımıza çıktı. Amerikalıların, Batılıların kurduğu NATO'ya karşı sosyalistlerin kurduğu
askeri örgüttür Varşova Paktı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Doğu blokunun lider devleti şu kırmızıyla boyalı olan TSCB. Bakın burası Rusya Federasyonu. Hoş kırmızı olunca gözükmedi. Dur mavi alayım da. Mavi nereden alacağım ben? Dur. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu Rusya Federasyonu. Rusya Federasyonu gördüğünüz gibi Kazakistan'a, Ermenistan'a, Azerbaycan'a, Gürcistan'a, Ukrayna'yı şunu bunu da işgal ederek SSCB'yi oluşturdu. SSCB'nin yanı sıra Moğolistan, Çin, sonra şu Avrupa'daki Polonya, Romanya, Bulgaristan gibi devletler de komünist olunca bunlara bu kahverengi ve kırmızı olan bölgenin tamamına Doğu bloku adını verdik. Doğu bloku ülkeleri komünizmi yaymaya çalışan ekip olacak. Evet, 1953 yılında Stalin öldü. Yerine SSCB'nin lideri, üçüncü lideri Nikita Kuruşçev oldu. Nikita Kuruşçev. Arkadaşlar, tabii ki komünizmi benimseyen ülkelerdeki insanların tamamı gönüllü komünist olmadı. Milliyetçiler de var o ülkelerde. İşte Joseph Stalin'in ölümünü fırsat bilip kapitalizme geçmek isteyen milliyetçiler ayaklandı. İlk ayaklanma Macaristan'da çıktı ama Hruşçev Stalin kadar beter çıktı. 2500 civarında Macar milliyetçiyi öldürüp Macaristan'ın komünist kalmasını sağladı. Yugoslavya, Tito. Tito diyor ki arkadaş ben Rusya sayesinde komünist olmadım. Kendi çabamla komünist oldum. O yüzden ben Rusya'ya boyun eğmem. Bağımsız devlet anlayışımı koruyacağım diyor. Bunun üzerine Kominform'dan atılan devlet kim olmuş? KPSS 2014 sorusu bu. Kominform'dan atılan devlet Yugoslavya oldu, soruldu. Şimdi beklediğimiz soru Çekoslovakya. Çekoslovakya diyor ki ya arkadaş tamam biz de komünistiz de çok katı ya bu komünizm. Biraz şunu insancılılaştıralım diyor. İnsancıl komünizm. Prag Baharı diye bir hareket başlatıyor. Alexander Dubček arkadaşlar. Ancak Ruslar hiç insancıl davranmıyorlar ve insancıl komünizmi sert bir şekilde bastırıyorlar. Dubček'i de sınır dışı ediyorlar. Tekrar söylüyorum. İnsancıl komünizm hareketi nerede başlamış? İnsancıl komünizm. Prag Baharı demezler çünkü başka zaten kopya vermiş olur. İnsancıl komünizm deyince Alexander Dubček Çekoslovakya'mıza gelsin. Kim? Kim diyor ki arkadaşlar, ey Rusya, tamam sen daha erken Müslüman oldun. En büyük komünist sensin de ben sana biat etmem diyor. Rusya da diyor ki bak Çinliler ayağınızı denk alın. Ben Sputnik diye bir yapay uydu yaptım. ABD'ye bile atom bombası atacak gücüm var. Sen kim oluyorsun diyor. Bana biat edeceksin Çinlili diyor. Çinliler de diyor ki ula biz 1,5 milyar insanız. Size neden biat edelim diyor. Bunun üzerine Çinliler Amerika'ya yanaşıyor. Bakın ilişkiler nasıl oldu? Komünist olmadığı zaman kapitalist Amerika'ya yanaştı Çin. Hatta bu Amerikan-Çin yakınlaşmasına da ping pong diplomasi diyeceğiz. Ping pong diplomasi. Önümüzdeki derste konuşuruz zaten. Bu sayfada insancıl komünizmi bilin yeterli. Bakın burada fotoğrafını da koymuşum. Alexander Dubček liderliğinde İnsancıl komünizm hareketi nerede başlamış? Çekoslovakya'da başlamış. Evet, şimdi Batı bloku yani Amerikalıların yaptığını bir görelim. Amerika sosyalizmin yayılmacı politikalarına karşı çevreleme politikası yapmıştır arkadaşlar. Çevreleme. Bunu unutmuyoruz. Tamam mı? Komünizmin etrafını şöyle kapitalist ülkelerle çevreleyelim. Komünizm yayılmasın diyorlar. Buna çevreleme deniyor. Bu çevreleme politikasının Müslüman olan ülkelerdeki adına da Yeşil Kuşak projesi deniyor. Biliyorsunuz İslam'ın rengi yeşildir, değil mi? İslamiyet'e ılımlı İslam diyorlar buna hatta biliyorsunuz. Ilımlı İslam diyorlar. Ilımlı İslam. Amerika
Müslüman ülkelere destek verelim ve bunlar Amerikancı olsun, komünist olmasınlar diyor. Ve bizim Adnan Menderes, Türkiye, İran, Pakistan, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde Amerikalılar İslamcı zihniyetten beslenen iktidarlara destek olur. Bu projenin adı da neymiş arkadaşlar? Yeşil Kuşak projesiymiş arkadaşlar. Amerika komünizmin yayılmasından o kadar endişe ediyor ki en diktatör olan ülkelerde bile destek oluyor. Buna arkadaşlar domino etkisi diyorlar. Çünkü eğer bir ülke komünizme geçerse ertesi gün komşusu da komünist olabilir. Endişesi duyuluyor. Bu yüzden Amerika sevmediği diktatör olan ülkelere bile destek olmak zorunda kalıyor. Evet, bakalım. Batı bloku çevreleme politikası gereği neler yapmış? KPSS Truman doktrini birebir sordu. Geçen yılda Truman'ın kendini sordu zaten. Eğer yardım Türkiye ve Yunanistan'a yapılacaksa neymiş bu? Truman doktriniymiş arkadaşlar. Tamam mı? Türkiye ve Yunanistan'a yardım Truman doktrini. Neden Amerika Türkiye ve Yunanistan'a askeri ve ekonomik yardım yapıyor? Komünist olmayın, benden olun diyor. Bunun bir başkanı var. George Marshall. Başkan Truman'a diyor ki başkanım sadece Türkiye ve Yunanistan'a vermek yetmez. Bizi destekleyen 16 Avrupalı devlete de yardım edelim diyor. Eğer sorunuzda Türkiye Yunanistan'a yardım diyorsa Truman, 16 Avrupalı devlete yardım diyorsa Marshall. Devamında arkadaşlar BAP Batı Avrupa Birliği kuruluyor. Batı bloku yani Batı Avrupa ülkelerinin ilk askeri örgütü. Ancak mini minnacık bunlar. Amerika diyor ki orası siz kufacıksınız. Koskoca Ruslara dayanamazsınız siz. Gelin benim liderliğimde daha büyük bir örgüt kuralım. İsmi de NATO olsun diyor. Açılımı Kuzey Atlantik Paktı. Belçika Brüksel'dir bunun merkezi arkadaşlar. ABD öncülüğünde kapitalistlerin kurduğu askeri örgüt. Hemen soruyorum. NATO'ya karşı komünistlerin 55'te kurduğu askeri örgütün adı neydi? Sizden cevap bekliyorum. NATO'ya karşı. Değil mi? Varşova Paktı. Varşova Paktı. NATO, Varşova Paktı. Karşılıklı. 49'da Avrupa Konseyi kuruluyor. Üye ülkelerin hukuk, insan hakları konularında geliştirilmesini amaçlayan bir örgüttür bu arkadaşlar. Türkiye bunun kurucu üyesidir. Tekrar söylüyorum. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi. Sonraki sayfalarda zaten bir daha söyleyeceğim. Merkezi Fransa Strasbourg. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun bünyesinde değil mi? Bak ne güzel soru. Türkiye'de iç hukuk yolları tıkandığında nerede dava açabiliyoruz? Adli yargıda Yargıtay'a gittim. İdari yargıda Danıştay'a kadar gittim. Ama hala adalet tecelli etmediyse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Strasbourg'a gidiyorum. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi örgütün bünyesindeymiş? Avrupa Konseyi. Bekleyeceğiniz sorudur bu. Çünkü Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en çok dava açan ülkedir arkadaşlar. Demek ki insanımız bunun Avrupa Konseyi bünyesinde olduğunu biliyor. Fransa Strasbourg'da olduğunu biliyor demek ki. Biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz. Fransa Strasbourg'da ve Avrupa Konseyi bünyesinde. 1950'de Schuman planı yapılıyor. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuralım diyorlar. Ekonomik anlamda komünistlere karşı kapitalistleri güçlü tutalım diyorlar. Sonra bu Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu arkadaşlar AET Avrupa Ekonomik Topluluğu adını aldı. 1992 yılında da Avrupa Birliği olacak işte bu. Fransız var. A Avustralya, NZ Yeni Zelanda, USA da United States. Yani Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD kuruyor. Avustralya ve Yeni Zelandalılar komünist olmasın diye. Manila Paktı, SEATO ise Kore Savaşı sonrası Uzak Doğu komünist olmasın diye kuruldu. Eisenhower Araplar için arkadaşlar Orta Doğu Arapları komünist olmasın, Amerikancı olsun diye yapılan Amerikan yardımı bu. ASEAN'da Vietnam Savaşı sonrası bu Tayland, Malezya, Endonezya, Singapur bölgesi komünist olmasın diye kurulan örgüt. Tamam mı arkadaşlar? Eğer Türkiye Yunanistan derse Truman, 16 Avrupalı devlet derse Marshall yardıma, Türkiye'nin de kuruluşunda yer aldığı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi derse Avrupa Konseyi, Yeni Zelanda, Avustralya zaten baş harfleri ANZUS, Uzak Doğu'ya yardım derse Manila Paktı, SEATO, Araplara yardım derse Amerika'nın Eisenhower. Tamam mıyız? Kodlama bu. Araplara yardım derse Eisenhower. Kodladınız mı arkadaşlar? Kısa kısa böyle kodlayın. Çünkü bunların her biri bir KP sorusu olabiliyor. Evet arkadaşlar. Truman'ın kabı. Geçen yılın KP sorusu. Geçen yılın KP sorusu. Deminden de gösterdiydim fotoğrafını bakın. Fotoğraf ikinci kezdir karşınıza geliyor. Geçen yılın KP sorusu bu. Bu da George Marshall. George Marshall. Marshall yardımına karşı komünistlerin yaptığı yardıma ne denir? Onların dışişleri başkanının soy ismi Molotov'dur. Molotov yardımı. Amerikalılar Batılılara Marshall yardımını yapınca Ruslar da komünistlere Molotov yardımını yapmış. Evet. İsrail'in kuruluşu. Arkadaşlar buradan soru beklentimiz var. Biliyorsunuz maalesef Gazze 3-4 aydır kötü kötü olaylara sahne oluyor maalesef. Bilmenizde fayda var. O yüzden buradan. Arkadaşlar önce Siyonizmin tanımını verelim. Filistin'de başkenti Kudüs olan Büyük İsrail projesine Siyonizm denir. Bu Siyonizmin kurucusu kimmiş? Theodor Herzl'iymiş. Tamam mı? Siyonizm. Birinci Dünya Savaşı devam ederken İngilizler Filistin'de bir İsrail devleti kurma sözünü hangi belgeyle verdi? Balfour Deklarasyonu. Bekleyeceğiniz sorulardan biri ha bu. Ve 1948'de Filistin'de İsrail devleti kurulunca Arap-İsrail savaşları başladı. Ve 48'de ilk Arap-İsrail savaşı başladı. Irak. Ezberlemenize gerek yok. Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suriye. 5 tane Arap ülkesi saldırdı. Garip bir şekilde İsrail'e yenildiler. Bu 1. Arap-İsrail Savaşı niye çıktı? İsrail'in Filistin'de kurulmasından dolayı çıktı. Ve Araplar yenildi. Açıkçası Araplar 4'ünde de yenilecekti. Söyleyeyim. 2. Arap-İsrail Savaşı 56'da çıktı. Mısır lideri Cemal Abdülnasır Süveyş kanalını millileştiriyorum ben deyince İngiltere, Fransa ve İsrail Araplara saldırdı. Araplar ancak Komünist Rusya'nın yardımıyla kurtuldu. 1967'de üçüncüsü çıktı. 6 gün savaşları deniyor. Araplar gene yenildi. Dördüncüsü 73'te çıktı. Ona da Yom Kippur deniyor. Dördünde de maalesef İslam dünyası yenildi. Siyonizmin kurucusu kimmiş arkadaşlar? Bu adam Theodor Herzl. Siyonizmi unutmayalım. Arkadaşlar, haritada görüyorsunuz. Şu yeşille boyalı alanlar Arapların elindeki topraklar. Şu küçük küçük beyazlıkları görüyorsunuz değil mi? En soldaki resim. Şu en soldaki resme bakıyoruz. Onlar Arapların parayla satın aldıkları araziler. 1917 Balfour Deklarasyonu sonrası parayla almaya başladılardı. Ve 1948'de bu şekilde devleti kurdular. Burada. Ve her savaş sonrası bakın günden güne beyaz alan İsrail'in alanı genişlerken yeşil alan küçülmekte. En son ha burası kaldı. Şu daire içine aldığım bölgenin adı ne? Gördünüz mü? Daire içine aldım. Burasının adı ne? Bugünlerde katliam yapılan yer. Cevap gelsin. Gazze. Değil mi Gülten Hocam? Gazze. Şu bölgenin ikinci daire için alıyorum. Şöyle. Bu bölgenin adı ise arkadaşlar Batı Şeria. Evet. Gazze ve Batı Şeria. Gördüğünüz gibi Filistin'in artık toprak bütünlüğü yok. Arapların toprak bütünlüğü yok maalesef. Arkadaşlar, Arap-İsrail savaşlarında Amerika arabuluculuk yaptı. Şu ortadaki tip var ya, Jimmy Carter'dır bu. Dönemin Amerikan başkanı. Henry Kissinger, bu Henry Kissinger daha geçen gün oldu. 90 küsur yaşında öldü.
Şu adam Arap'a benziyor da Arap değil bu. Mısır lideri Enver Sedat'tır bu. Şu sağdaki de Meryem Begim, İsrail Başkanı. Bu ikisi arasında gide gele mekik dokudu. Bu mekik diplomasi sonucunda Mısır'ın İsrail'i tanımasını sağladı. Bu anlaşmanın ismi Camp David Anlaşması'dır. Tekrar söylüyorum, zaten burada yazılı. Mısır'ın İsrail'in varlığına resmen tanıması mekik diplomasi sonucu imzalanan Camp David Anlaşması'yla olmuştur. İsrail kurulunca İslam dünyası tepkiler gösterdi. Bakalım neler yapmış. Bir, OPEC kurmuşlar. Yani petrol ihraç eden ülkeler topluluğu. İki, OAPEC. Petrol ihraç eden Arap ülkeler topluluğu. Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. 73'te petrol ambargosu uygulandı ve İslam Komünü Teşkilat kuruldu. Özlem Hocam, sorumuz şu. Hatta yazayım ben de. Mısır'ın İsrail'i tanıması mekik diplomasisi sonucu imzalanan Camp David Anlaşması ile oldu. Yazdım Özlem Hocam. Mısır'ın İsrail'i tanıması mekik diplomasi sonucu imzalanan Camp David Anlaşması ile oldu. Arkadaşlar şu petrol ambargosu en çok zararı biz çektik ya. Buyurun Özlem Hocam. Ha, tamam. Tamam. Sıkıntı değil hocam. Öğrenmek için buradasınız. Arkadaşlar, İsraillilerin karşı Filistin Araplarının taşlı sopana yıldırma eylemlerine ne ad verilirmiş? Aa bak, bekleyeceğiniz soru. İntifada. Bekleyeceğiniz soru bu. Not edin. Bakın resimlerle anlatıyorum ben. Hafızada kalsın diye. Filistinlilerin İsrail'e taşlı sopalı yıldırma eylemlerine İntifada denir. İntifada. Bu sene arkadaşlar İsrail Filistin meselesinde illaki bir soru beklentimiz olsun. İllaki bir soru olsun. İntifada. Arkadaşlar 1988 yılında bölgedeki Filistin Arapları Batı Şeria ve Gazze şeridinde deminden haritada gösterdim. Filistin devleti diye bir devlet kurdular arkadaşlar. Liderleri de Yaser Arafat oldu. Yaser Arafat, Arap Filistinlerin lideri, İsrail ile Washington Anlaşması, Oslo İlkeler Anlaşması yaptı. Annapolis toplantısı yaptı. Bunlar çok önemli değil ama Yaser Arafat'ı ezberleteceğim. Zaten resmini de göreceksiniz. Ancak Yaser Arafat'ın ölümünden sonra maalesef Filistin Kurtuluş Örgütü bölündü. Hamas ve El Fetih. Şu an Filistin'de iktidarda olan hangisi? Filistin'de iktidarda olan hangisi? Hamas. Aynen, Hamas. Arkadaşlar Arapların sıkıntısı şu. Hamas diyor ki şeriatçı Filistin kuralım. El Fetih ise laik Filistin kuralım. Lan gerizekalılar. Bir önce bağımsızlığı kazanın ondan sonra. Biri diyor şeriatçı olacağız, öteki diyor laik olacağız. Boş günlerde de bunlar birbiriyle savaşıyor. Sonra da tabii İsrail'e yenilirsin öyle. Evet arkadaşlar. Burada da İsrail ile Suriye arasında bir problem var. Golan Tepeleri. Bakın şurada. Golan Tepeleri. Şu kırmızı ile boyalı yer Batı Şeria. Şu minik olan yer Gazze Şeridi. Arkadaşlar. İsrail ve Filistin arasında Gazze sorunu var. Kudüs zaten başlı başına kutsal bir bölge olduğu için sorun ve Batı Şeria sorunları var. Golan Tepeleri ise Suriye ile İsrail'in sorunu. Aha. Yaser Arafat. Bu adam unutulmasın lütfen. Efsanevi bir lider olarak değerlendirilirdi. 2004 yılında vefat etti. Yaser Arafat unutulmasın. Tekrar soruyorum. Filistinlilerin taşlı sopalı yıldırma eylemlerine ne ad verilir? Filistinlilerin
Harika Gülhocam. İntifada. İntifada ve Yasir Arafat. Belfior Deklarasyonu. Bunlar bilinecek. Belli başlı bilgileri yazıyorum arkadaşlar. Böyle. Belfior Deklarasyonu. Siyonizm. Mekik diplomasisi. Camp David Anlaşması. Gazze. Ondan sonra Batı Şeria. Kudüs. İntifada. Yaser Arafat. Bunlar Filistin meselesiyle ilgili bilmeniz gereken belli başlı kavramlar. Bazen böyle bir soru gelir. Hangisi Filistin'le ilgili bir kavramdır, değildir? Mesela birazdan EOKA diyeceğim. Enosis diyeceğim. EOKA, Enosis ne ile alakalı bilen var mı? O Kıbrıs meselesiyle ilgili. Hangi meseleyle? Yok, Ermeni değil. Ermeni meselesi Asala. Enosis, EOKA, Kıbrıs meselesidir Kübra Hocam. Evet. Arkadaşlar, slide bitti. Zaten süre de bitti. Değil mi? Ne yapalım? 15 geçe. 25 geçe. 9.25'te buluşalım mı? 9.25'te buluşalım. Tamamdır. Sorusu olan varsa yine. Hocam saat 10'a kadar işleriz. Kübra Hocam. Saat 10 diyelim. Hep öyle yapıyoruz ya. Normalde 10.30'a kadar, hatta 11'e kadardı da biz uzattık ya işi. Bu Yaser Arafat unutulmasın. Bak adamın tipini de gösteriyorum. Birebir karşınıza çıkacak sorulardan biri bu sene.
Arkadaşlar, Kore Savaşı'nın sebebi şu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunda Kore'nin kuzeyi Rusya'nın, güneyi ise Amerika'nın kontrolünde kaldı. Özlem Hocam, kaça kadar işleyelim? Yani ben bugün ve ya bugün anlattım ve yarınında bitirmeyi planlıyorum. Eğer bugün saat 10'a kadar işlemezsek yarın biraz daha uzatmamız gerekebilir. Olmadı şöyle yapalım. Soğuk savaşı bitirelim. Az bir şey kaldı zaten. Yumuşamayla küreselleşmeyi de yarın anlatırım. Tamam mı? Arkadaşlar, Kore'nin kuzeyi komünist, güneyi kapitalist oldu. Kuzey Kore güneyi almak isteyince Amerika güneye yardımcı oldu. Türkiye ise NATO'ya girebilmek için Kore'ye asker gönderdi. Komutanımız da Tahsin Yazıcı. Buradan çıkabilecek tek sorumuz bu. Türkiye Kore Savaşı'na neden katıldı? 38. paralelin kuzeyi komünist, güneyi kapitalist olduğu için arkadaşlar. Türkiye bu sayede NATO'ya üye oldu. Kuzey Kore'nin ilk kurucusu Kim Il-sung, ikincisi Kim Jong-il. Şu anda bu biraz daha ergen hali, tosuncuk diyorlar biliyorsunuz. Kim Jong-un oldu. Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlık kazanması ise arkadaşlar, hemen direkt soruya odaklanalım. Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'dir. Başbakanları ise Nehru'dur. Ama bizim soru değerimiz Pakistan lideri Muhammed Ali Jinnah olacak. Muhammed Ali Jinnah. Arkadaşlar, Pakistan'ın bir kadın lideri vardı. Indira Gandhi. Ancak Indira Gandhi 1984'te suikaste öldürüldü. Pakistan'ın kadın lideri ise Benazir Bhutto'ydu. Maalesef o da yine suikastle öldürülen bir kişi oldu. Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan iki sorun var. Keşmir ve Doğu Pakistan. Keşmir, bakın şu mavi olan bölge. KPSS bunu birebir sordu. Keşmir sorunu hangi iki ülke arasındadır? Hindistan ve Pakistan arasında. Kalan sorumuz ise Doğu Pakistan 71 yılında hangi devlete dönüştü? Bangladeş adına dönüştü. Bangladeş'te şurası oldu arkadaşlar. Aynen. Hala Keşmir sorunu çözülmedi. Devam etmekte. Ama Doğu Pakistan Bangladeş adıyla ayrılmış vaziyette. Evet, Bangladeş arkadaşlar Mücibur Rahman liderliğinde 1971 yılında ayrılmış bulunmakta. Arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok ülke bağımsızlık ilanı yaptı. Burada tek tek hangi ülkeler bağımsız oldu ezberleyeceğim diye uğraşmayın. Sadece biz Cezayir'i bileceğiz. Cezayir biliyorsunuz Osmanlı toprağı idi. Fransızlar özellikle burada Setif ve Guelma gibi katliamlar yaptılar. Buna rağmen Cemile Buhayri gibi kadın liderler öncülüğünde 1962 yılında Cezayir Fransa'ya karşı bağımsızlığını elde etmeyi başardı. Evet, şu da Nelson Mandela, Madiba adıyla bilinirdi. Güney Kore'nin ilk siyahi cumhurbaşkanı oldu. Nelson Mandela. Soğuk Savaş döneminde Türk dış politikası. Dört tane örgüt kuracağız arkadaşlar. Bunlardan biri Avrupa Konseyi. Zaminden konuşmuştuk zaten. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeyiz. Merkezi Strasbourg'tur arkadaşlar. Kurucu üyeyiz. Bunu bilin yeterli. NATO'ya girme. Deminden beri bahsediyorum. Türkiye NATO'ya girmek için hangi savaşa katılmıştır? Hangi savaşa katılmıştır? Kore Savaşı'na. Tek bunu bilin yeterli. Balkan Paktı. Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında kuruldu. Neden kuruyoruz? Çünkü Sovyet Rusya'nın komünizmi yaymasından endişe ettiğimiz için kuruyoruz arkadaşlar. Aynı mantıkla arkadaşlar bir de Bağdat Paktı'nı kurduk. Bağdat Paktı Türkiye ve Irak arasında kurulmuşken İngiltere, İran ve Pakistan'da destek oldu. Buradaki olayımız
komünizmin yayılmasını engellemek amaçlıdır. Ancak 1955'te Irak'ta komünist bir iktidar, Arapça sosyalist bir iktidar darbe yapınca merkezi Irak'tan Ankara'ya taşındı. Türkiye'ye adı da Sento oldu. 2014'te bunu sordular. Sento yani Merkezi Anlaşma Örgütü'nün temeli Bağdat Paktı'dır denildi. Ben bunu size böyle tablo halinde gösteriyorum. Geçen yılki KP sorumuzda bu tablo oldu. Arkadaşlar, Birinci Dünya'dan sonra İtalya ve Almanya'nın saldırganlığına karşı politika üretirken, İkinci Dünya'dan sonra komünizmin yayılmacılığına karşı örgüt kurduk. Bunu bilin yeterli. Komünizmin yayılmacılığına karşı kurduğumuz örgütler Avrupa Konseyi, NATO'ya girmek, Balkan Paktı ve Bağdat Paktı. Dediğim gibi Bağdat Paktı daha sonra Sento adını aldı. Geçen yıl böyle soruldu. Bunlardan birini aldılar, bu tarafa attılar. Hangisi Atatürk döneminde Birinci Dünya Savaşı sonrası değildir diye sordular. Evet. Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de siyasete baktığımızda İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan ilk partimiz Milli Kalkınma Partisi'dir. Kurucusu da Nuri Demirağ'dır. Demokrat Parti ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin çiftçiyi topraklandırma kanunu diye bir kanun çıkarttığını görüyoruz. Buna hayır diyen 4 kişi tarafından kuruldu. Bunlara dörtlü takdir denir. Resimlerini de göreceksiniz birazdan. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan. Ve CHP ile beraber Demokrat Parti 46 seçimlerine girdi fakat başarılı olamadı. 48 yılına geldiğimizde ise Demokrat Parti iyi muhalefet yapamıyor düşüncesiyle Fevzi Çakmak liderliğinde yeni bir parti kuruldu. Millet Partisi adıyla. 1950 seçimlerinde ise Demokrat Parti iktidara gelecek. Evet, Nuri Demirağımız bu arkadaşlar. Milli Kalkınma Partisi'nin kurucu lideri. Keşke sanayici olarak kalsaydı dediğimiz bir liderdir arkadaşlar. Evet, dörtlü takdirimiz arkadaşlar. Menderes, Refik Koraltan, Celal Bayar ve Fuat Köprülü'dür. Peki Soğuk Savaş döneminde Türkiye'deki sosyal ve ekonomi nasıl? Demokrat Parti arkadaşlar devletçiliği bırakıp liberalizme geçiyor arkadaşlar. Marshall yardımını kabul ediyor ve demir yolu yerine karayolu. Hatırlarsanız CHP demir yollarına öncelik verirken Demokrat Parti ise karayollarına öncelik veriyor. Demokrat Parti döneminde yani Soğuk Savaş günlerinde radyo öne çıkarıyor. Öne çıkıyor bu sayede. Zeki Mürenler, Neşet Ertaş ve Müzeyyen Senarlar öne çıkıyor. Demokrat Parti Soğuk Savaş döneminde köyden kente göç başlıyor ve maalesef gecekondulaşma sürecimiz de başlamış oluyor. Edebiyatta ise arkadaşlar garipçiler diye bir akım var. Orhan Veli Kanık zaten garip akımı. Orhan Veli'yi bildin mi tamam. Garip akımı. Onlara da muhalefet eden Hisarcılar diye bir akım başlamış. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde yani İnönü döneminde, Milli Şef döneminde Ankara Üniversitesi kuruluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluyor ve Milli Kütüphane kurulurken Adnan Menderes Demokrat Parti ise Ankara ODTÜ, Erzurum Atatürk, Trabzon KATÜ, Esir Anadolu ve İzmir Ege. Peki soruyorum. Bunlardan hangisi Amerikancı üniversitedir? Hangisi Amerikan tarzı üniversite? Demokrat Parti Menderes'in kurduğu hangisi Amerikan tarzı üniversite? Harika Kübra Hocam, ODTÜ. ODTÜ. Demokrat Parti döneminde Nevşehir ve Adıyaman'da il yapılmıştır arkadaşlar. Ayrıca Atatürk'ü koruma kanunu çıkarılmıştır. Köy enstitüleri kapatılmış, halk evleri kapatılmış ve Atatürk'ün naaşı da Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınmıştır. Evet, Demokrat Parti yani İkinci Dünya Savaşı sonrası radyo sayesinde ünlenen meşhurumuz Bozkır'ın tezenesi adıyla bilinen Neşet Ertaş'tır. Yine Demokrat Parti'nin liberal ekonomik model doğrusunda tüketim alışkanlıklarının değiştiğini görüyoruz. Artık herkes
bir arabaydı, çamaşır makinesiydi, almaya gayret ediyor. Liberalizm tüketim ekonomisidir biliyorsunuz. Evet, soğuk savaş döneminde dünyada olup biten neler var? Belli başlarını söyleyeceğim arkadaşlar. Bunların tek tek ezberleyeceğiz diye uğraşmayın. Buradan da soru beklemiyorum ama şöyle ki belli başlı olan bilgiler var. Onları önemseyeceğiz. Onları yıldız atacağız zaten. Transistör bulunmuş. John Hobbes kalp pilini bulmuş. DNA'nın yapısı çözülmüş. Renkli TV yayınları başlamış. Çocuk felç aşısı, video kayıt aygıtı, lazer ve dik kalkış yapılan jetler yapılmış. Bunlar çok önemli değil. Şimdi önemseyeceğiniz şeyleri zaten resimledim. DNA'nın yapısını çözen kimmiş? James Watson'mış. Dünyadaki bilinen ilk bilgisayar neymiş? ENIAC. Bakın, ilk bilgisayar ENIAC. Bunu ezberle. ENIAC'ı ezberle. James Watson'ı ezberle. Soğuk Savaş döneminde artık televizyon ve artınca radyo ve sinemanın önemi azaldı. Ve yeni bir müzik tarzı oluştu. Elvis Presley'in öncülük ettiği rock and roll. Birinci Dünya'dan sonraki müzik türümüz neydi? Birinci Dünya'dan sonra cazdı. Şimdi ise rock and roll müzik öne geldi. Birinci Dünya'dan sonra caz, ikinci Dünya'dan sonra rock and roll. Deminden söyledim zaten. İlk bilgisayarımızda neydi? ENIAC idi. Evet. Ruslar uzay yarışını başlattı. Sputnik, yoldaş isimli bir uyduyu ilk kez dünya yörüngesine oturtmayı başardılar. Hemen Ruslar uzaya çıkınca Amerikalılar eksik kalır mı? Onlar da hemen NASA'yı kurdular. Ve Apollo projesini başlattılar arkadaşlar. Ama Ay'a en erken 69'da ulaşacaklar. Sputnik ilk yapay uydumuzdur arkadaşlar. Sputnik 2 ile de bir köpek gönderdiler. Laika diye bir köpek gönderdiler. Evet, Özlem Hocam, Soğuk Savaş. Soğuk Savaş. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrası süreci anlatıyorum. Akdeniz oyunları ilk kez Mısır İskenderiye'de yapılmış ve UEFA şampiyon kulüpler şampiyonası Real Madrid'de başarılı olmuş. Evet, arkadaşlar, rock and roll'u bileceğiz. Sputnik'i bileceğiz. Tamam mı? Rock and roll ve Sputnik. Mısır İskenderiyesi ilk kez Akdeniz oyunlarının yapıldığı yer olmuş. Bu kadar. Evet. Yumuşama. Arkadaşlar, yumuşamaya giriş yapalım mı? Yorulduysanız yarına bırakabilirim. Yarın bitirecek şekilde anlatırım. Hani artık yarın kaçta biter bilemiyorum. 9.30'da biterse 10'da bitebilir. Onu bilemem. Ama yarın bitireceğiz. Tamam. Yarın 7.30'da nasipse görüşüyoruz. 2 ünite kaldı zaten. Yumuşama ve küreselleşmeyi de yarın bitirelim. Mısır'da Özlem Hocam Akdeniz Olimpiyatları. Evet, Akdeniz Oyunları. Zaten bakın yazılı burada. Özlem Hocam sizde fotokopi var değil mi? Gönderdim. Siz aldınız onu değil mi? Tamam. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diyorum. Yarın 7.30'da görüşüyoruz. İyi akşamlar. Hayırlı günler.